Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 1-7 Şubat haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Güneş Kova burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Güneşle birlikte Jüpiter, Satürn, Merkür Kova burcunda ve hafta başı 1 Şubat'ta Venüs de Kova burcuna geçecek. Bu kadar gezegen birikimi özellikle sizin için de çok önemli çünkü tam karşıt burcunuz Kova, yani ilişki alanlarınızı etkiliyor. Ee, Satürn, Güneş, ama özellikle iki tane şans gezegenimiz Venüs ve Jüpiter'in de buradaki geçişi muhtemelen bu dönemde Şubat ayının sonlarına kadar size özellikle ilişkilerle ilgili çok önemli fırsatlar getirebilir. Evet Merkür burada o da geriliyor Kova burcunda 20 Şubat'a kadar da gerileyecek. Ee, Bazen retro bir gezegen ilginç fırsatlar da hayatımıza taşıyabilir. Evet, süre gelen ilişkilerimizde iletişim sorunları olabilir ya da sürekli geçmiş bazı mevzuları şu dönemde daha fazla takıntı haline getirebiliriz. Ee, ancak e, kronik bazı problemleri çözmek için de bir fırsat olabilir bu dönem. Ya da yarım kalmış bazı ilişkiler, aklımızda takılı kalmış olan, değerlendiremediğimiz bazı işbirlikleri. Hani bunları tekrar ele almak ve değerlendirmek için de çok özel fırsatlar karşımıza çıkabilir. Bunu da unutmayalım lütfen. Hafta başında ay terazi burcunda olacak. Pazartesi, salı, çarşamba daha sosyal enerjilerle başlıyoruz haftaya. Sizin için de öyle bilgi alışverişi öne çıkıyor, hareket var, kısa bazı böyle seyahatler, gitmeler, gelmeler, görüşmeler, toplantılar, yazışmalar olabilir. İş hayatınızda, ticari hayatınızda da oldukça hareketliyiz bu hafta genelinde. İş birliklerinden veya hani özel ilişkilerinizden de fayda görebilirsiniz. partner ilişkileriniz de daha verimli olabilir bu hafta genelinde. Perşembe itibariyle Ay Akrep burcuna geçecek, son dördün fazına ulaşacak. Özellikle perşembe günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde Akrep burcundaki Ay Kova burcundaki güneş ve Boğa burcundaki Mars'la karşıt açıda olacağı için gökyüzünde daha stresli bir enerji oluşturacak. Buna biraz dikkat edelim. Günlük hayatımızda da hani daha sabırsız olabiliriz. Biraz böyle agresif davranabiliriz ya da çevremizde aile üyeleri, birlikte çalıştığımız kişilerden biri, üstlerimiz hani onların biraz daha manipülatif davranışları bizi zorlayabilir. Strese dikkat edelim. Kazalara, sakarlıklara, çatışmalara da dikkat etmekte daha sağduyulu olmakta fayda var aksi halde Merkür de retro olduğu için gereksiz gerilimler oluşabilir hafta sonu ay yay burcunda olacak sevgili Aslanlar sizin için güzel bir geçiş neşeniz artıyor özgüveniniz artıyor motivasyonunuz artıyor çocuklarda keyifli bir şeyler yapabilirsiniz romantik konularda bazı fırsatlarınız olabilir hobilerle ilgilenmeye çalışın Çünkü yaratıcılığınız da iyi keyif aldığınız konularla ilgilenebilir bolbo okuyabilir bazı böyle kültürel faaliyetler içerisinde zaman geçirebilirsiniz hafta sonu sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum hoşçakalın.